Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi kalıtım konusuna geçtik kalıtımda ilk önce Mendel'den gen fikrinden bahsedeceğiz daha sonra da kalıtımla ilgili bilmemiz gereken şeylere bakacağız en çok anlatımı ben soru üzerinde yapacağım yani dolayısıyla burada sadece size sözel bilgileri verip geçmeyeceğim arkadaşlar bu ee, İlk olarak sözel bilgilerden yola çıkacağız. Daha sonra da soru çözümüyle birlikte hepsini tamamen oturtacağız. Buna inanıyorum. Kalıtım benim bu arada en sevdiğim konudur. Ee, umarım siz de seviyorsunuzdur. Kalıtım sorularını çözmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi direkt başlayalım isterseniz. İlk önce Mendel'in deneysel ve niceliksel yaklaşımına bakacağız. Şimdi Mendel'in kullandığı bazı kavramlar var. Bunlardan bahsedelim. Bu arada Mendel bir papazmış. Duymuşsunuzdur mutlaka. Bu ee, Papaz değil pardon, rahip rahip evet rahipti galiba. Ee, kilisenin bahçesinde bezelye yetiştiriyormuş ve bezelye yetiştirirken de birçok özellik fark etmiş. Mesela bezelyelerin tohumlarının birbirini tutmadığını, kimisinin sarı tohum sarı renkli kiminin yeşil renkli, daha sonra kiminin buruşuk, kiminin e, düz olduğunu görmüş. Çiçek renklerine bakmış. Kimi mor, kimi beyaz. Bu özellikleri merak edip Deneyler yapıyor ve deneyler sonucunda da genetik temelini oluşturuyor. Tabii bir kitap hazırlıyor. Bu hazırladığı kitabı diğer bilim insanlarına gönderiyor. Sonuçta e, yapılan deneylerin geçerliliğinin sağlanması için başka bilim insanları tarafından da kontrol edilip tekrardan yapılması gerekiyor. Eğer aynı sonuçlar elde ediliyorsa onlar işte arkadaşlar teori kanun gibi durumlara dönüştürülüyor. Mendel gönderdiğinde de bu bilim insanları onu pek dikkate almamışlar dolayısıyla e, kitabıyla da pek ilgilenmemişler ama Mendel öldükten yanlış hatırlamıyorsam 40 yıl sonra falan e, işte genle ilgili araştırma yaptıkları zaman Mendel'in aslında kitabının ee, çok önemli bilgiler içerdiğini ve yazdığı her şeyin doğru olduğunu görmüşler. Zaten hep öyle olur. Öldükten sonra değeri anlaşılır. Öldükten sonra adamın değerini anlamışlar arkadaşlar. Evet şimdi bireyler arasında farklılık gösteren özelliklere biz karakter diyoruz. Bir karakterin her farklı tipine de özellik diyoruz. Mesela çiçek rengi nedir? Bir karakterdir. Göz rengi nedir? Saç şekli nedir? Bunlar birer karakterdir. Ama bunların çeşitlerine de ne diyoruz? Özellik. Mesela mor beyaz çiçek. Bunlar bir özelliktir. Kahverengi göz, mavi göz özellik. Kıvırcık saç, düz saç özellik. Tamam bu şekilde eğer bir karakterin özeline iniyorsak yani kahverengi mi, mavi mi, düz mü, kıvırcık mı? Eğer bu durumlara iniyorsak biz bunları özellik diyoruz. Eğer genlerinde aynı özelliği bulunduran canlılar varsa biz bu canlılara saf döl, arı döl diyoruz arkadaşlar. Bunlar mesela homozigot mor çiçekli. Homozigot zaten beyaz çiçek tam homozigot olmak zorunda. İşte beyaz çiçekli bireyler nedir? Saf döldür, arı döldür. Genlerinde farklı özellikleri bulunduran canlılara da melez döl, hibrit döl diyoruz arkadaşlar. Bunları da bir büyük harf ve küçük harf olarak gösteriyoruz. Mesela annemizden ve babamızdan kahverengi göz geni gelirse biz ne oluyoruz? Saf döl oluyoruz. Ama Anneden kahverengi babadan mavi gözgeni gelirse ne oluyoruz? Melez yani hibrit döl oluyoruz. Hibrit döl bu şekilde. E, arı döl olan ebeveynlere biz P kuşağı yani parantel kuşak diyoruz. Bunların hibrit olan yavru, yavrularını da F1 kuşağı birinci filial olarak geçiyor. O yüzden de F1 olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde temel kavramlardan birkaç tanesini verdik. Zaten böyle e, zaman geldikçe kavramları vermeye devam edeceğiz. Şimdi Mendel'in yaptığı çaprazlamadan bahsedelim. Daha sonra e, göstereceğim yine. Arkadaşlar Mendel şöyle bir çaprazlama yapıyor. Mor çiçekten erkek organları kaldırıyor. Stamen dediğimiz organları kaldırıyor. Daha sonra beyaz çiçeğin stamenlerinden sperm alıyor. Yani sperm taşıyan polenleri alıyor ve mor çiçeğin yumurta taşıyan dişi organına aktarıyor arkadaşlar. Döllenen karpel meyveye dönüşüyor. Meyve dönüştükten sonra tohum elde ediyor ya. Elde edilen tohumları ekiyor ve yavruların hepsinin mor çiçekli olduğunu görüyor. Mendel bu yaptığı çalışmalar sonucunda iki tane ilke buluyor arkadaşlar. Bağımsız dağılım ve bağımsız açılım ilkesi. İlk önce dağılım yani ayrılma kuralından bahsedeceğiz. Arkadaşlar e, hani dedim ya az önce bir çaprazlama yapmış diye. İlk önce saf döl olan mor bezelye ile beyaz bezelyeyi çaprazlıyor ve F1'in tamamının mor olduğunu görüyor. Daha sonra bu mor olanları kendileştiriyor. Yani F1 çarpı F1 yapıyor arkadaşlar. Bunu yaptığı zaman 705 tanesinin yaklaşık olarak mor çiçekli, 224 tanesinin de beyaz çiçekli olduğunu görüyor. Ve fenotip oranına baktığında 3 tanesinin yani 3 oranında mor çiçekli oluştuğunu, 1 oranında da beyaz çiçekli oluştuğunu görüyor ve 3-1 oranını ortaya çıkarıyor. Mendel böyle yaptığı zaman diyor ki mor çiçek faktörü varken beyaz çiçekten sorumlu faktör ya gizlenmiştir ya da maskelenmiştir. Dolayısıyla buna göre baskınlık kuralını buluyor. Diyor ki o zaman mor çiçek rengi baskındır, beyaz çiçek rengi çekinik özelliktir deyip baskınlık ve çekinikliği ortaya atmış oluyor arkadaşlar. Burada Mendel'in izlediği özelliklere bakıyoruz. Bakın çiçek rengi, daha sonra tohum rengi, tohum şekli. Burada e, tohumların bulunduğu o kapsül gibi olan şeyin rengi, onların şekli, yine çiçeklerin konumu. Bunlar nedir? Mendel'in izlediği özelliklerdir. Şimdi Mendel'in modeline baktığımızda dedi ki 3-1 oranını bulmuş diye. Şimdi kalıtım tarzını açıklamak için bir model geliştirmiş arkadaşlar ve bu modele göre diyor ki genlerin alternatif versiyonları yani farklı olan alleller Kalıtılan karakterlerdeki varyasyonlardan, yani çeşitlilikten sorumludur. Mesela mor çiçek, beyaz çiçek, bunlar nedir? Bu varyasyonlardan sorumlu olan genler vardır diyor. Tabi o zaman ee, allel kelimesini kullanmıyor çünkü henüz alleli ortaya atmamış, sadece alternatif versiyon diyor buna. Diyor ki bir organizma her karakter için her biri bir ebeveyinden gelen bir genin iki kopyasını kalıtım yoluyla alır. Aslında burada ne yapıyor? genlerin e, yarısının anneden yarısının babadan geldiğini söylüyor. Ebeveynlerden gelen genlerin kopyasını almıştır diyor. Ve bunlar diyor, iki farklı olan allel biri baskınsa diyor, baskın allelin görünümü diyor, dış görünüşte ortaya çıkıyor diyor. Eğer çekinik allel varsa ortada ve baskın allel de varsa ikisi birlikte bulunuyorsa çekinik diyor eee genel bir etki gösteremiyor diyor. Yani kayda değer bir etki yapmıyor diyor. Hani baskın allel bütün özelliklerini ortaya çıkarırken çekinik olan allel diyor görünümde herhangi bir etki yapmıyor diyor arkadaşlar ve böyle bir model geliştiriyor. Şimdi gelelim bağımsız ayrılma kuralına. Bağımsız ayrılma kuralına baktığımız zaman diyor ki Mayoz bölünme sonucunda birbirinden ayrıldığı zaman iki alel farklı gametlere gider. Biz buna bağımsız ayrılma kuralı diyoruz. Yumurta ve sperm de arkadaşlar diyor ki karakterin kalıtımından sorumlu sadece bir aler bulunur. Yani mesela şöyle düşünün. Siz de diyelim ki diploid bir canlıyız sonuçta ve bizim üreme ana hücremizde iki en er kromozomlu olduğu için annemizden gelen kahverengi allelle babamızdan gelen mavi allel var. E mayoz bölünme geçiren yumurta ana hücresinde oluşan yumurtalarda ne vardır peki? Yumurtalarda ya kahverengi gen vardır ya da mavi gen vardır. Bunlar bir arada bulunmuyor. Neden? Çünkü homolog kromozomlar ayrıldığı için bulunmuyor. Tamam mı? O yüzden homolog kromozomların ayrılması aslında her bir allelin farklı bir hücreye gitmesine sebep olur diyor. Ve böylece bağımsız ayrılma kuralını açıklamış oluyor. Burada bir de Punnett karesini göstereceğim size. Punnett karesi bizim için açıkçası önemli değil. Çünkü sınavda karşımıza çıkmaz. Ama biz sonuçta 10. sınıflara da derse gireceğiz ve orada anlatacağız. Ve oldukça zaten basit bir ee, tablo arkadaşlar punnet karesi. Hemen punnet karesinden bahsedelim. Şimdi punnet karesinde bir kere şunu söyleyelim. Başat olan yani baskın olanı büyük harfle gösteriyoruz. Çekinik olanı da küçük harfle gösteriyoruz. Heterozigot olan iki bireyi çaprazladığımız zaman bunların gametleri nedir? Büyük A ve küçük A'dır. Diğer tarafa da gamet yazıyorum. Büyük A, küçük A. Daha sonra eşleşmelerini yazıyorum. Bakın büyük A ile büyük A eşleşti. Büyük A, büyük A yazdım. Büyük A ile küçük A eşleşti. Büyük A küçük A yazdım. Yine büyük A ile küçük A eşleşti. Büyük A küçük A yazdım. Küçük A ile küçük A eşleşti. Küçük A küçük A yazdım. Yani burada bir eşleştirme olayı var. Bu net karesinde. Şimdi bağımsız dağılma kuralını anlattık. Şimdi bağımsız açılım açılım kuralına geçelim. Arkadaşlar, bağımsız açılım kuralına baktığımız zaman da diyor ki e, şimdi farklı allerler var sonuçta değil mi? Farklı genler var diyor. Bu genler diyor birlikte aktarırlar ama birbirlerini etkilemezler diyor. Biz buna bağımsız açılım kuralını diyor söylüyoruz. Bağımsız ayrılma kuralı diyoruz. Mesela tohum rengi bakımından baktığımızda sarı yeşile baskın. Tohum şekline baktığımızda da yuvarlak buruşa baskın. Bu durumda sarı olan allel yani sarı olan özellik ne olacak? Büyük A yanında ne olduğunu bilemem. Büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A, küçük A da olabilir. Yeşil olan da kesinlikle küçük A, küçük A olarak gösterilecek. Yuvarlak olana bakıyorum. Yuvarlak baskın olduğu için büyük B var. Ama yanında büyük B, büyük B de olabilir. Büyük B, küçük B de olabilir arkadaşlar. O yüzden çizgi koydum. Buruşuk olan da kesinlikle ne olacak? Küçük B, küçük B olacak. Şimdi bunları çaprazladığımız zaman... Ee, arı dölleri çaprazladığımızda F1 dölü ortaya çıkıyor Bu F1 döl hibrit olandır. döl F1 dölü kendileştirdiğimiz zaman ise Bakın şöyle bir tablo açığa çıkıyor Burada tabi ki gametlerini yazıyorum Teker teker Ne yazdım gamet olarak Şöyle bir e, ikili olunca Gametleri nasıl yazdığımıza bakalım Büyük B küçük B Nasıl yazacağım ben bunun gametlerini Bakın Büyük A B Daha sonra büyük A küçük b. A'yı bitirdik büyük A'yı. Şimdi geliyorum küçük A'ya. Küçük A'ya baktığım zaman küçük A büyük B. Daha sonra geliyorum küçük A küçük B. Bu şekilde gametleri ne yaptım? Punnet karesine yazdım. İkisi de zaten aynı. Ve denk geldiklerini arkadaşlar hemen eşleştirme yapıyorum. Hepsini yazıyorum. Aynı renkte olanları burada aynı renk yaptım. Bakın büyük A büyük B olanlar ne oldu? Sarı yuvarlak oldular. Büyük A ve büyük B'yi içerenler. Büyük A küçük B'yi içeren bu üç tanesi ne oldu arkadaşlar? Bunlar sarı buruşuk oldular. Daha sonra küçük A büyük B'yi içerenler ne oldu? Bakın küçük A küçük A büyük B var hepsinde yeşil yuvarlak oldular ve bir tane de ne oluştu? Yeşil buruşuk oluştu. Çekinlik olan özellik her zaman daha az oluşur. Dolayısıyla fenotip oranı ne oluyor? 9, 3, 3, 1 şeklinde olur arkadaşlar. Fenotip oranını bu şekilde yazıyoruz. Bu da yine Punnett karesine göre yazılmış bir oranlama. Şimdi size bir çaprazlamadan daha bahsedeceğim. Burada ben anlatacağım için bu sayfayı baya boş bıraktım. Test çaprazlaması veya geri çaprazlama, kontrol çaprazlama da diyoruz. Şimdi diyelim ki Elimizde genotipini bilmediğimiz baskın özellikteki bir birey var. Ben bu bireyin genotipini öğrenmek için çekinik bireyle çaprazlıyorum. O zaman duruma göre ben e, oluşan yavrulara göre elimdeki baskın olan fenotipteki bireyin genotipini bulmuş oluyorum. Nasıl yapıyoruz? Diyelim ki elimizde homozigot baskın olan mor çiçekli bir bezelyemiz var. Bu bireyi bezelyeyi çekinik olan beyaz renkli bezelyeyle çaprazlıyorum. Çaprazladığım zaman oluşan bireylerin tamamı yani %100'ü mor olur mu? Olur, değil mi? %100 mor. Dolayısıyla %100 mor oluştuğu için ben diyorum ki o zaman elimde ne varmış? Benim homozigot bireyim varmış. Bir tane bile beyaz olsa o zaman ben bu sonuca varamam. Ya da şöyle bir bireyimiz var. Büyük A küçük A yani heterozigot mor çiçekli bir bireyimiz var. Bunu yine beyazla çaprazladık. Ne olacak bu sefer? Büyük A küçük A küçük a küçük a. Bireylerin oluşan yavruların yarısı, %50'si mor olur. Yüzde %50'si de ne olur arkadaşlar? Beyaz olur. Dolayısıyla ben derim ki elimdeki o zaman fenotipini bilme pardon genotipini bilmediğim bezelye neymiş? Heterozigotmuş. İşte ben buna ne diyorum? Geri çaprazlama, test çaprazlaması diyoruz. Tabii kalıtımda olasılık kurallarını e, kullanacağız. Bu olasılık kurallarından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi kurallara baktığımızda iki tane kuralımız var. Birisi çarpma kuralı, diğeri de toplama kuralı. Daha çok çarpma kuralını kullanacağız. O yüzden de çarpma kuralını bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Şimdi birbirinden bağımsız olan iki tane olayın meydana gelme olasılıkları çarpılıyor. Mesela şöyle düşünün. Bakın burada bir çaprazlama yapmışız. Çaprazlamamızda ne var? Büyük R, küçük R, büyük R, küçük R. Bize neyi soruyor? Büyük R, büyük R'nin ortaya gelme ihtimali soruyor. Şimdi büyük R'nin birincisinde gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Büyük R'nin ikincisinde gelme ihtimali nedir? İkinci genotipte nedir? 1 bölü 2'dir. Ben bunu çarptığım zaman ne olur cevabım? 1 bölü 4 olur. İşte ayrı ayrı meydana gelme olasılıklarını çarpıyoruz. Toplama kuralı ise biraz daha karmaşık ama şöyle düşünün. Birbirinden bağımsız olarak gerçekleşen iki ya da daha fazla olay var. Bu olayın herhangi birinin meydana gelme olasılığı bireysel olasılıklarını toplamına eşittir diyor. Şöyle düşünün bakın. Burada bu sefer açıyorum. Yani çaprazlamayı yapıyorum. Ne yaptım? Büyük R, büyük R oluştu. Büyük R, küçük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R, küçük R, küçük R oluştu. Şimdi bana sorduğu ne? Bana diyor ki büyük R, büyük R'nin oluşma ihtimali nedir diye soruyor. Şimdi büyük R, büyük R'nin oluşma ihtimali ne? 1 bölü 4, bir de 1 bölü 4 burada var. Normalde ben bunu toplayacağım. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 ne olur? 2 bölü 4 o da eşittir. 1 bölü 2 olur. Aslında toplama kuralını yapmak yerine e, çarpma kuralını yapmak daha mantıklı gelebilir arkadaşlar. Ya da çaprazlamayı yapıp zaten 4'te 2 oranında var. O zaman 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Toplama kuralı çok fazla kullanılmaz. Çarpma kuralını daha fazla kullanıyoruz. Şimdi buraya kadar anlattım. Bundan sonrasını. İşte başatlığın derecesi, tam baskınlık, es, eksik baskınlık, pleytropi, epistasi falan bunlardan bahsedeceğim. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Daha sonra arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.